canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Ne yapıyorsun? İlk meteor yağmurunun tarihine alarm kuruyorum. O gün bir yıldız kayacak senin dileklerini gerçekleştirmek için. Bu yaşadıklarımız bir kabus olsun. Seninle bir eş olarak bu eve girdiğim o ilk anına geri döneceğim. Yeniden utanmadan yüzüne bakabilirim aslında. Her şey kötü bir rüya olsa keşke. Ne bir anda uyansam. Evlendiğimiz o ilk anı dönebilsem keşke. Başımı dizine dayasam. Seni kaybetmekten hiç korkmadım Yusuf'un ben. Sen de unutmamışsın bu anı. Sen de beklemişsin Taslı. Ne dilediğini keşke bilebilsem. Ne yapıyorum ben ya? Sana ne yıldızlardan Nazlı? Gördü beni. Umutlanmasa bari. Yok canım, umutlanmasın. Zaten her şey bitti. O kendi yoluna, ben kendi yoluma. Da gördü beni ya, keşke görmeseydi. Nasıl, sen niye çıkıyorsun ki dışarıya? Sen belki tesadüfen çıktın dışarı. Belki hatırlamıyordun bile. Ama ben bizim için bir dilek diledim. Berbat ettiğim her şeyi düzeltmek için. En başa dönebilmek için bir dilek diledim. Günaydın hayatım. Günaydın sevgilim. Oo, yatağa kahvaltı. Evet. Mis gibi bir kahvaltı sevgilim. Rafadan yumurtası, portakal suyu, sevdiği her şey var. Bak böyle yaparsan şımarırım ama. Baştan söyleyeyim. Şımar.
Yeter ki sen şımar. Ben seni hayatım sonuna kadar şımartırım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Sevil. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar. Hayat yaşanmaz olur. Ne olur Allah'ım ah ne olur. Sar yaralarımı sevgisiz. Hayat yaşanmaz olur. Ne olur Allah'ım ah ne olur. Sar yaralarımı sevgisiz. Hayat yaşanmaz olur. Günaydın Nazlı. Günaydın abla. Kahvaltını getirdim. Hadi ayaklanmadan ye. Abla sağ ol ama canım istemiyor. Vallahi Nazlı senin bu canım istemiyorlarından bıktım. Olmaz öyle şey yavrum hadi ye. Gerçekten canım istemiyor abla. E ne olacak böyle kuzum? Nasıl ayakta kalacaksın bütün gün? Abla... Yani sadece iştahım yok. Ben gayet iyiyim, merak etme. Hayır, ben merak ederim. Etmez olur muyum hiç? Hadi ılık ılık şu sütünü iç bari. Abla tamam yeterli. Ben Zeynep uyanmadan hazırlanayım da. Babasını göremeyince sorar şimdi yine. Evindesin, korkma. Burası benim evim değil. Şimdilik. Ama yakında daha güzel bir eve çıkacağız. Hastasın sen. Bak, bu laflar can sıkmaya başlıyor. Kulağa iyi gelmiyor. Dokunma bana. Dokunmayacağım. Bir şeyler yemen için elini çözeceğim. İstemiyorum, çekil. Yaklaşma bana. Acıkmayacak mısın? Sana ne? Ne zamana kadar yemeyeceksin? Ne zamana kadar ya? Sen gerçekten seninle evleneceğini falan mı sanıyorsun? Furkan anlaşmayı kabul etmiş olabilir. Umurumda bile değil. Seninle evlenmeyeceğim. Asıl sen söyle. Sen daha ne kadar beni yanında tutmayı planlıyorsun? Ben mutlaka bir fırsatını bulup kaçacağım çünkü. Sana yemin ederim ki Levent. Benimle alakalı kurduğun hiçbir hayal gerçek olmayacak. Acıkınca yersin, o zaman çözerim. Teklifimi kabul ediyor musun, etmiyor musun? Ediyorum. Ne? Ela hapse girmesin. Ben çekiliyorum. Nasıl yaptın Furkan? Nasıl vazgeçtin benden anlayamıyorum. O anlaşmayı kabul ettiğimi sanma sakın Ela. Kurtulacağız. Buradan birlikte çıkacağız. Esin Hanım. Haberler çok iyi Murat Bey. Kurul kararına olumlu verdi. Zeynep'in bütün değerleri ameliyata uygun. Yani ameliyat olacak. Ne zaman peki? Hemen yarın. Yarın mı? Tabii yarın çünkü. Değerler bu kadar iyiyken hemen ameliyata alabiliriz Zeynep'i. Sizin de rızanız varsa tabii. Var. Tamam yarın tamam. Çok güzel bir haber bu. Şöyle yapalım. Arkadaşlarım sizinle iletişime geçsinler. Sonra sabah erkenden Zeynepciğimizi ameliyata alalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Daha iyi haberler vermek üzere. Görüşmek üzere Murat Bey. Hoşça kal.
Girebilir misin lütfen? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Selim'in doktoru aradı. Yarın Zeynep'e ameliyat edecekler. Yarın mı? Niye bu kadar erken? Değerleri iyi çıkmışken vakit kaybetmek istemediler. Ani oldu evet. Ama haklılar bence de. Yani tabii ki de en doğrusunu onlar bilir ama ben... ...böyle bir anda duyunca çok endişelendim. Haklısın, çok haklısın. Aslında ben de çok endişeli. Bu uzun zamandır puanı bekliyoruz. Seninle birleşecek artık. Sonunda oldu. İyileşecek. Bence Zeynep'e söylemeliyiz bir an önce. Evet, ben de onu söylemek için geliyordum. Şimdi söyleyelim. Beklemeyelim. Beklemeyelim. Ay, şunun tipine bak ya. Sen ne zaman gittin Miami'ye acaba? Şopa bak şopa. Ha. İncelseydim be. Kahvaltınızı getirdim efendim. Canım zahmet oldu ya. Biraz daha geç kalsaydın da akşam yemeğini getirseydin Gülizar'cığım. İstediklerinizi anca hazırlayabildim. Ha. Duyan da padişah sofrası istedik zannedecek. Tamam hadi bırak şöyle. Yok vazgeçtim şuraya koy. Bana da bir yardım etsene. Ay yavaş. Ay dur belimi. Ay oturt oturt. Ay. Bana bak. Bana iyi bakacaksınız anlıyor musun? Ben bugüne bugün iki canlıyım burada. Murat'ın bebeğini taşıyorum. Evet efendim. Anlıyorsun. O zaman ona göre davranacaksın Gülizar. Herkes ayağını buna göre denk alacak. Tabii efendim. Tamam hadi çık şimdi. Ay bari keyfini çıkarayım biraz ya. Dur bakayım. Harcıyor musun sen beni Levent abi? Seni abi bildim. Sen beni satıyor musun Levent abi? Ne sayıklıyor bu kendi kendine ya? Biz de abi kardeş gibiydik. Seni abim bildim. Sen bana kurşun sıktın abi. Lan. Bu Levent vurmuş ya. Levent abi. Bana bunu niye yaptın abi? Peki'sim, yarın ameliyat mı olacağım? Evet, bir tane. Olacaksın bir tane. Ameliyat olunca kalbim iyileşecek değil mi anne? Tabii ki de iyileşecek. Okulda ben de koşmalı oyunlardan oynayacağım değil mi? Oynayacaksın bir tanem. Hem de var ya hepsinden oynayacaksın. Çok mutluyum. İyileşeceğim. Hemen ameliyat olayım, hemen iyileşeyim, tamam mı? Tamam bir tanem. Hemen ameliyat ol, hemen iyileş. Aa, anne. Hani biz seninle liste yapmıştık ya. Hani iyileşince bir sürü şey yapacaktık seninle. Hatırladın mı? Hatırladım bir tanem. Hem de hepsini hatırladım. Peki sen o listeye başka bir şeyler ekledin mi bakalım? Ekledim.
Hani bir tane film izlemiştik ya, orada dağ vardı, sürekli kar yağıyordu. O dağa da tırmanırız. Sıkı sıkı giyinirsek hasta olmayız. Zaten ameliyat olunca ben hasta olmayacağım ki. Daha yapmak istediğim bir sürü şey vardı ama heyecandan unuttum. Üçümüz bütün istediklerimizi yapacağız. Çok mutluyum. Yapacağız bir tanem. Biz de çok mutluyuz. Gel bakayım sen şöyle. Burası neresi lan? Nasıl geldim ben buraya? Kim getirdi beni buraya? Uyandın mı Behçet kardeş? Sen kimsin? Sen hastanedeki adam değil misin? Ben senin hayatının sırrını bilen herifim kardeş. Sen benimle makara mı yapıyorsun? Hayırdır ya? Ne anlatıyorsun? Sen mi getirdin beni buraya? Ben getirdim kardeş. Hem de hiçbir masraftan kaçınmadım. Ne istiyorsun benden? Hayırdır? Yükselme hemen öyle. Daha bana bir cevap ver önce. Seni Levent mi vurdu? Benim asfalyalarımı attırma ha. Ne diyorsun sen? Kardeş, cevap vermedin hala. Seni Levent mi vurdu diyorum. He, beni Levent vurdu. Sana ne? Sen kimsin? Ah. Az önce söyledim ya kardeşim. Ben senin hayatının sırrını bilen adamım. Benimle maytap geçme. Ne istiyorsun söyle. Peki kardeş. Hayatının sırrını öğrenmeye hazır mısın? Dinle bakalım. Bak Behçet kardeş, o Levent var ya, Levent. O Levent de Behçet kardeş aslında. Baba bir, ana ayrı kardeş. Ama babalar sakladı bunlardan. Ama küçük oğlunu büyük oğlunun yanına verdi. Ölümüne kollasın, fedailik yapsın diye. Behçet de öz babası olduğunu bilmeden bir baba gibi görüp lafından çıkmazdı. Levent'i de abisi gibi görüp bunca zaman koruyup kolladı. Peki sen nereden biliyorsun abi bunları? Oğlum Arif'e tarih mi soruyorsun ya? Yani? Estağfurullah abi, yanlış anlama, ben onu demek istemedim. Yani derim ki merak. Bunların babasıyla hukukumuz vardı dedim ya. Kendi anlatmıştı rahmetli. Arada bir içi sızlardı Behçet'e. Ama Levent'in yeri başkaydı. O yüzden bu kardeşlik mevzusunu hiç açmadı. İkisinin haberi yok şimdi. Demek kardeşmişiz ha. Ulan yıllardır babalığım dediğim adam. Meğer sen benim öz babammış ha. Ulan be. Ben kapılarında köpek oldum. Bana yık dediler, yıktım. Vur dediler, vurdum. Kır dediler, kırdım. Meğerse biri öz babammış, biri öz kardeşimmiş. Ulan be, bu benim gibi adama yapılır mı be? Bir evladını diğerine değişir mi bir insan? Benimki can değil miydi ya? Bana bunu niye yaptın? Hayat bu Behçet kardeş. Kimine piyango, kimine amorti. Sen ne ayaksın ya? Hayda. Yine kaseti başa sardık, iyi mi? Sen bana bir hikaye anlatıyorsun da. Ben nereden bileceğim bunun gerçek ya da yalan olduğunu? Kanıtla. Behçet kardeşim, ben sana az önce her şeyi anlatmadım mı? Ha? Amaziya, babanın dostu bana her şeyi anlattı demedim mi? Annenin ismini söylemedin mi? Memleketini, yerleştiği yeri, şimdi yaşadığı durumu, adresi, her şeyi anlatmadın mı? Bu söylediklerimin içinde bir tane yalan, bir tane yanlış var mıydı?
Doğru söylüyorsun. Ulan anamı ortada bırakan, beni kapısına köpek yapan, abisinin eline muhtaç eden adam demek benim öz babammış ha. Ulan be. Ben o adamın ölümünde bile yanında oldum. Kendi ellerimle toprağa koydum onu. Geberip gitti. Ben şimdi kimden hesap soracağım? Kimden hıncımı alacağım? Söyle bakalım. Babası öldüyse kardeş, oğlundan alacaksın. Hem zaten o vurmadı mı seni? Bir kız için sıktı hem de. Ben ama onun için sevdiğimden vazgeçtim. O ne yaptı? Döndü bana ateş etti. Ha işte. Sen de intikamını Levent'ten alacaksın. Ben de sana yardımcı olacağım. Rahat ol. Nasıl olacak bu? Anlat bakalım. Var kafamda bir şeyler. Yeter ki sen bana o Levent'in yerini söyle. Biz geldik babaanne. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Gel bakayım sen buraya. Ben çok özlüyorum kızımı. Ha? Uzun zamandır görüşemiyorduk seninle. Artık göreceksin. Çünkü sana çok güzel bir haberimiz var. Aa. Çok merak ettim. Söyleyin bakayım. Zeynep söylesin. Yarın ameliyat alıyorum. Aa. Yarın. Ay Murat. Ay ne güzel bir haber bu. Ay güzel kızım benim. Ay gözümün ışığı, gözümün nuru. Ay güzel aşkım benim. Ay çok sevindim, çok sevindim. Ameliyat olunca kalbim iyileşecek ya babaanne. İstediğim her şeyi yapacağım. Evet, istediğin her şeyi yapacağız. Bak geleceksin babaannene, tamam mı? Babaanne ben bunu istiyorum diyeceksin. Ben de yapacağım, tamam mı? Tamam. Ay. Oh güzel kızım benim. Bırak Allah. Güzel kızım. Kirası ne kadar abi? Kaçıncı kat peki? Yok yani benim öyle büyük bir eve ihtiyacım yok zaten. Tek başıma kalacağım. Anladım. Tamam. Sağ ol abi. Konuşuruz yine. Kolay gelsin. Ameliyattan sonra hemen taşınacak mısın? Hayır tabii ki de. Yani... mahalleden tanıdığım bir emlakçı vardı. Ben ona söylemiştim aklında bulunsun diye de. 2 ay sonra boşalacak bir ev varmış. Onu söyledi. Önce Zeynep'in toparlanması lazım. Yani hem aklım burada kalır, hem de o daha iyileşmeden annesi olmadığımı söyleyemem ona. O yüzden bir süre daha buradayım. Tabii sizin için bir mahsur yoksa. Sen kabul etmesen de gideceğin zaman yine hayatın içinde gerekiyorsa sağlayacağım. O yüzden ev bakmana ya da başka bir şeyle uğraşmana gerek yok. Bunları konuşmayalım bence şimdi. Önceliğimiz Zeynep'in sağlığına kavuşması. Ben gideyim de Zeynep'e bakayım. Ameliyattan önce yalnız kalmasın. Nasıl? Dün gece gökyüzüne bakarken ne diledin? Zeynep'in sağlığını kavuşmasına. Hayattaki tek dileğim o artık. Hayat yaşanmaz olur. Ne olur Allah'ım ah ne olur.
yaşanmaz olur. Teşekkür ederim anneciğim. Kuzum nasıl da heyecanlı ameliyat olacağım diye. Allah'ım şifasını versin. Ay inşallah Hatice. Ama yani o kadar endişe ediyorum ki aslında. Sonuçta ameliyat tabii yani kalp ameliyatı. Küçücük çocuk. Nasıl bıçak altına yatacak, nasıl narkoz alacak? Ne bileyim bunları düşündükçe gerçekten kahroluyorum. Sormayın Aslı Hanım. Ben de bıçak altına yatacağı için çok korkuyorum. Elim ayağım titriyor. Benim de öyle, benim de yine. Ay, ay Zeynep ne yapıyor orada ya? Aa. Yani narkoz alacak ya. Ne bileyim ameliyat bittikten sonra acaba canı yanacak mı? Ay, ay hiç bilmiyorum Hatice. Ama yine de bak, yani bizim bütün bu endişelerimizden Zeynep'in haberi olmasın. Çocuk zaten ürküyor. Hepten daha fazla ürkmesini istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ben hiçbir şey söylemem. Ameliyatta bunun narkoz vereceklermiş değil mi? Hı hı. O yüzden hiçbir şey anlamayacaksın bir tanem. Kötü bir şey değil mi narkoz? Değil bir tanem. Ya ameliyat için gerekli, neden kötü olsun ki? Tehlikeli değil mi? Hayır bir tanem. Bu böyle uyuyup uyanmak gibi düşün. Uyuyacaksın, uyandıktan sonra iyileşmiş olacaksın. Hı. Hı-hı. Sen neden bunu soruyorsun bir tanem? Evet evet. Buyurun gelin lütfen. Zeynep çok sevinecek. Görüşmek üzere. Tanem, sen arkadaşın ameliyat olacağını söylemişsin. Evet, ben de söyledim. En iyi arkadaşım çünkü. Annesiyle konuştum şimdi. Ameliyattan önce Hayat seni görmeye gelecekmiş. Yaşasın, Hayat geliyor. İyi ki geldiniz Gülşah Hanım. Zeynep çok sevindi Hayat'ı görünce. Hayat Zeynep'i çok seviyor. Ameliyat olacağını duyunca kendisi gelmek istedi. Ah, canım benim. Ne kadar güzel değil mi birbirlerine bu kadar kısa zamanda ısınmaları? Öyle. Ameliyat yarınmış. Evet. Yani Zeynep ameliyat olacak diye çok mutluyuz tabii. Ama bir taraftan da endişeleniyoruz. Yani doktorumuz çok iyi ama sonuçta ameliyat olacak işte. İnsanın evladı söz konusu olunca endişelenmemesi mümkün değil. Ama ben eminim ameliyatı çok güzel geçecek. Sonra böyle dertsiz, tasasız kızınızı güzel güzel büyüteceksiniz. İnşallah. İnşallah. Bebeklerle oynayalım mı? Olur. Kimin bunlar? Kardeşimin olacaktı. Ne zaman olacak? Olmayacakmış. Neden? Olmayacakmış işte. Senin kardeşin var mı? Var, çok tatlı biliyor musun? Çok küçük, tam bir bebek. Keşke benim de kardeşim olsaydı. Üzülme, istediğin zaman bize gelip kardeşimi sevebilirsin, tamam mı? Tamam. Kardeşime kıyafet aldınız mı siz? Oho, bir sürü aldık. Ama gene alacağız. Annemle alışverişe gideceğiz. Sen kardeşini çok mu seviyorsun Hayat? Çok. Ama seni de çok seviyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ben de seni çok seviyorum Hayat. Sen de benim en iyi arkadaşımsın.
Acıktın mı? Közeyim ellerini. Geber. Bak bu laflar canımı sıkmaya başladı. Güzellikten anla Ela. Ne güzelliği be? Sen benim hayatımı mahvettin. Allah senin belanı versin. Ben senin hayatını mahvetmedim. Ben seni çok sevdim. Sen bunu anlasan çok daha rahat ederiz. Ölmeyi tercih ederim. Çok büyük laflar ediyorsun. Ama ben sabırlı adamımdır. Hem zaten yakında baş başa olacağız. Buralardan gideceğiz. Yurt dışına çıkacağız. Ben senin hiçbir yere gelmem. Başka şansın yok. Eğer bunu kabul edersen ikimiz de çok mutlu olacağız. Önce beni öldürmen lazım. Lan! Ela'ya dokunmayacaksın. Canını alırım demedim mi lan? Luka yapma, dur. Ne olur yalvarıyorum, yapma. Bu dünyada külünü bırakmam demedim mi lan? Ne olur yalvarıyorum, ha? Dur. Ne olursun. Bak beni seviyorsan dur, ne olur. Furkan. Furkan ne olur. Ne olur bırak. Hadi gel. Ben de vazgeçmeyeceğimi biliyorum. Oh! Oh! Görüşürüz hayat. Görüşürüz. Ameliyattan sonra da geleceğiz biz, tamam mı Zeynepciğim? Tamam. İnşallah geçmiş olur. Biz de haberdar edersiniz. Teşekkürler, tabii ki de. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Gel bakalım. Ya çok mu sevindin sen arkadaşını görünce? Evet. Benim kızımın arkadaşı onu çok seviyormuş, çok. Gel bir tanem. Murat, bak merdivenleri de inebiliyorum. Yardım eder misin? Ya Murat, Zeynep'in ameliyat olacağını duydum da çok sevindim. Yani çok uzun zamandır bu anı bekliyorduk. O kadar mutlu oldum ki. Lütfen benim yapabileceğim bir şey varsa bana söyle, olur mu? Yok. Bir geçsin de bakalım şu ameliyat. O zaman tekrar görüşürüz. Cemre Hanım, bir bakar mısınız? Anneciğim, ben hemen geliyorum, tamam? Ne oluyor Gül? Yani Zeynep'in bilmemiz gereken bir şey mi var? Bugün şöyle bir şey oldu efendim. Ben mutfağa doğru gidiyordum. Zeynep'i mutfak kapısının önünde gördüm. Böyle korkmuş gibi bir hali vardı. Sonra bir anda koşmaya başladı. Neden? Yani başta ben de anlamadım ama bir baktım Hatice ablayla Asude Hanım konuşuyorlardı. İşte ameliyat şöyle zor geçecek, böyle olacak gibi. Ben de gelip size bir haber vereyim istedim. Anladım, sağ olasın.
tanem. Nasılsın bakalım? İyiyim. Ameliyatla ilgili merak ettiğin bir şey var mı? Yok. Heyecanlı mısın peki? İyileşeceğim için çok heyecanlıyım. Güzel kızım benim. Biliyor musun ben de çok heyecanlıyım. Hem de çok mutluyum senin için. Şimdi biz yarın kızımla beraber hastaneye gideceğiz. Orada babası da ben de onu çok çok öpüp sonra doktorlarına emanet edeceğiz. Ve ameliyat bitene kadar oradan asla ayrılmayacağız. Sonra sen ameliyatta uyuyacaksın. Bir uyanacaksın. Hop her şey bitmiş. Evet. Uyuyacağım, uyanacağım. Aa bitmiş bile. Akıllı kızım benim. Yani korkulacak hiçbir şey yok anneciğim, tamam mı? Ben korkuyorum ki zaten. Bilmiyorum. Diyorum ki... bugün böyle anne kız biraz keyif yapalım. Benim bir tanem benden ne ister bakalım? Muzlu süt. Tamam, muzlu sütün hemen geliyor. Ela'nın parmak izini çıkardığın silah nerede? Cebimde. Yapma, yapma Furkan. Bana bak, yemin ederim sana hiç acımıyorum. Sadece elimize yapışma diye uğraşıyorum. İnsan gibi soruyorum sana, nerede silah? Kafama sıkarım yine söyleme. Siz bizim ciğerimizi yakmadınız mı? Sizin ikinizin de ciğerini söküp alacağız. Bir de kardeşinmiş. İyi olmuş. Oh, canıma değsin. Ay hayret bir şey ya. Alt tarafı bir kahve istedim. 50 saat oldu. Açmıyor daha spam. Cık. Ay neredesin sen ya? 50 saattir bir kahve istedim senden. Nerede kahvem? Ya Zeynep kayboldu Melek Hanım. Nasıl yani ya? Bir yardım etsene. Ah. Ay dur. Ne demek Zeynep kayboldu ya? Yani bilmiyoruz. Bir saattir hiç yok. Siz gördünüz mü? Yanınıza geldi mi sizin hiç? Yok yani ben görmedim de nerede olacak canım? Çocuk bu yani bahçeye çıkmıştır, oynuyordur, çıkar bir yerden. Yani ben işte Zeynep'i aramaya dalınca sizin kahvenizde şey yapamadım. Tamam boş ver sen şimdi. Kahve mi önemli şu an yani? İşine bak sen. Ben de gelirim birazdan hadi. Ah güzel kızım, neredesin?
Aslanım. Yok Zeynep, hiçbir yerde yok. Yok mu? Baktın mı her yere? Yok arkadaşlarda. Ha Gül. Ben her yere baktım. Melek Hanım'a da sordum, o da görmemiş. Murat ne yaptın? Bahçede yok, siz? Yok efendim, hiçbir yerde yok. Yok mu? Yok, bulamadık. Aslanım, siz Hatice ablayla Zeynep'in ameliyatından bahsederken duymuş. Tamam, daha fazla zaman kaybetmeliyiz. Biz Nazlı'yla çevredeki parklara ve sokaklara bakalım. Anne sen polisi ara, siz de konak çevresine bakın. Tamam, tamam oğlum. Hadi dikkat edin. Nerede benim telefonum ya? Nerede benim telefonum? Allah'ım yarabbim. Silah nerede? Ne yaparsın? Ha? Sık. Sık. Son kez soruyor. Silah nerede? Sık lan. Sık hadi. Sen bilirsin. Dikkat et Ruga. Yaklaş. Böyle sıkılmaz, böyle sıkılır. Zeynep! Ya yok. Yok. Parka da gitmemiş işte. Nerede bu çocuk ya? Ne olur kızım, bir kez daha yaşatma bunu bize. Lütfen. Oh. Kim? Kim? Kayıtlı değil. Aç, aç. Ne olur aç. Efendim? Benim. Fırtınada sığınağım oldum. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldum. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir? Büyük emektir, ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Canım annem.